Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist profesör doktor Nevzat Tarhan bizlerle birlikte. İyi günler diliyoruz Sayın Tarhan, hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sıla Hanım. Teşekkür ediyoruz birlikte, sağ olun. Efendim bugün paranoid kişilik bozukluğunu konuşuyoruz sizinle detaylarıyla. Nedir, bizim için tanımlayabilir misiniz acaba? Bu kişilik bozukluğu içerisinde B kümesi kişilik bozukluğu var. B kümesi kişilik bozukluğu empati duygusu yoksun olan grup. 4 kişilik bozukluktan birisi bu. Narsistik, paranoid, işte histriyonik, obsesif kişilik bozukluğu. Bunlar empati yapma konusunda zayıf olan kişilik grubu. Evet. Bu paranoid de bunların içerisinde çok en yaygın olanlardan birisi. Yaygın mı o kadar? Evet. Hani böyle şey vardır, öküzün altına buzu arayan tipler vardır ya. Onların genellikle böyle paranoid kişilik bozukluğu olurlar. Yakınlarına hayatı dar eden kişilerdir. Yani temas kurduğu kişilere. Ama kendilerini böyle tam teslim olanlara da her şeylerini verirler, o tarz bir kişilik. Bunlar bu paranoid ruh hali taşıyan bu kişiler her olayı dost düşman düzleminde değerlendirirler. Bu benim dostum mu değil mi? Bu benim yanımda mı karşımda mı? Her olayı benim dostumsun veya benim düşmanımsın diye devamlı olayları böyle alırlar. Ona itaat etmiyorsanız ya da onu hep onaylamıyorsanız onu, o sizi düşman kategorisine koyar veya da şüpheli kişiler kategorisine koyarlar. Bu tarz kişiler genellikle insanlara çok güvenmedikleri için güven sorgulamasını çok yaparlar. Her olay arasında bir anlam bağları kurarlar. Mesela kuşkucu olur, güvensizdirler, kolay kolay güvenemezler, alıngandırlar, kincidirler sonra ve sırcıdırlar, çok konuşmazlar, böyle ağzından laf zor alırsınız, böyle konuşurlar. Yani onun için böyle serbest tartışmaya pek girmezler bunlar, rahat tartışma ortamlarına. Evet. Hep kendi istedikleri soruları soran kişilerle birlikte olurlar. Yani onun için böyle serbest fikir tartışmasına çok açık değildirler. Kolay öfkelenirler, kıskançtırlar. Bu kişiler ve bunlar mesela çok iyi istihbaratçı oluyorlar, savcı oluyorlar. Bu gibi mesleklerde çok başarılı olurlar gerçekten. Bu meslek hayatında bu işe yarıyor ama evde olursa olmaz. Kendisi için de çevresi için de çok zorluk. Çok olur. Son derece zor bir şey. Yani öyle birisiyle yaşamak yani gerçekten, yani kendini hep ispat etmek zorunda kalırsın ona. Böyle durumlarda devamlı tetikte olursun, rahatlat. Onun olduğu ortamda kimse böyle rahat gevşek olamaz, o tarz kişilerin. Devamlı gergin genlerdirler hep. Yani hatasız olduklarını açıklamak zorunda hissederler. Bir de şeref ve sadakate çok düşkündürler. Övgüye, yani şeref, sadakate. Yani her şeyi siyah beyaz gibi, dost düşman gibi görürler. Hemen, abartılı yani çok çok keskin. Yani komple teorine inananların çoğu bu kişilerdir. Komplo teorileri sağda solda komplo teorilerini anlatırlar, gerçek gibi anlatırlar. Bakıyorsunuz çoğunun arkasına paranoid kişilik bozukluğu çıkar bunlarda. Ve sandığımızdan yaygın, öyle mi? Çok yaygın, yani sandığımızdan yaygın. Şimdi paranoid kişilik bozukluğu var, o çok 1-2, %1-2 oranında. Ama paranoid ruh hali, kişilik yapısı, kişilik bozukluğu olmamış ama kişilik yapısı olanlar %10'lara bulur, %10-15'i bulur toplumda. Onlar da şöyledir, paranoid kişidir ama kanıtla karşısına gidersen kişi ikna olur. Yani kendi hatasında körü körüne ısrar etmez. Ama kişilik bozukluğu varsa, kendi fikrinden karşısına kanıt da çıkarsan hemen ona bir kurt takar, inanmaz. Ama kendini değiştirme, eleştiriye açık olan paranoid kişilerden korkmamak lazım. Onlar yani kişilik yapısı bu. Yani çünkü 12 tane ana kişilik yapısı var. Bunun aşağı yukarı %30-40'ı genetik geliyor kişilik yapılarından. Yani doğrudan geliyor. %60-70'i yani kültürün beklentilerine göre, toplumun beklentilerine göre, ailenin beklentilerine göre ve kendisinin tercihlerine göre şekilleniyor hayatta. Evet, evet. Yani bu nedenle bu %60, yani bir insan ben doğuştan böyleyim deyip o kişilik bozukluğunu ben değişmem dememesi lazım. Evet. Yani bir eğilimleri vardır ama kişi öz eleştiri yapabiliyorsa, dışarıdan gelen eleştirilere açıksa o kişi bu kişilik eğilimini düzeltebilir, geliştirebilir. Peki paranoyak ne demek Sayın Tarhan? Paranoyak işte paranoid kişilik bozukluğunun artık sanrı düzeyine, hezeyan düzeyine gelmiş şekli. Yani kişi, paranoyak kişiler
kendi bir sistematik bir hezeyanı vardır. O sistematik hezeyanın içerisine herkesi alırlar, o hezeyana yerleştirirler. Hezeyanın merkezinde kendileri vardır. Yani bu kişilerde önemli özellikle büyüklük duyguları yüksektir bu kişilerin. Hı hı. Yani kendilerini özel üstün gören kişileri vardır. Dünya kendilerinin etrafında dönüyor gibi olurlar ve yani her olayı dış nedene bağlarlar. Bir şeyler evet. Kendi içindeki şüpheciliğini bu çok güven, bana güvenmiyor der hemen. Yani kendi güvensizliğini dışarı yansıtır ve o insana öyle davranarak onu kendine bağlamaya çalışır o tarzda. Yani güvensizliğini bulaştırır diye yaşadığı insanlara, hatta onun için paylaşılmış paranoya vardır. Yani paranoya bulaşıcıdır bu tarzdaki paranoyalar. Yani mesela bir evde bir genç, şimdi bu sistemli bir hezeyan olduğu için akıl hastası denmez. Kendini zaten bu kişiler hasta kabul etmez. Yani kıskançlık paranoyası varsa mesela eşini öyle kıskanır ki öldürünce ya benimsin ya toprağımsın diyen bir kıskançlık paranoyasıdır mesela. Evet. Yani şey, diğer şüphecilik paranoyası, kıskan büyüklük paranoyası vardır mağazalarda. Kendini mesela Napolyon gibi görürler. Öyle. Yani bu ya da kurtarıcı gibi görürler. Onlar büyüklük paranoyasıdır o kişilerde. Yani onlar da ya öyle ve buna inanırlar kendileri. İnandıkları için de ve sistemli bir hezeyan oldukları için kendi içinde mantıklıdır. Üçüncü taraftar toplarlar. Yani şu anda böyle taraftar toplamış, saçmalayan ama kendi içinde mantıklı fikirleri olan böyle kişiler vardır. Yani buna yıkıcı tarikatlar deniyor bunlar. Yani literatürde. Yıkıcı dini gruplar oluştururlar. Yıkıcı dini gruplar. Bunlar yıkıcı dini gruplar olduğu için yani Amerika'da var mesela, toplu intiharlar ediyorlar en sonunda. Beraber diğer öbür dünyaya gideceğiz falan diye. Yani bu yıkıcı dini gruplar tarzındaki bu özellikler nedeniyle bu toplum paranoya grup, onların grup hiyerarşileri vardır. Kendisi grup lideridir kendisi içerisinde. Kendi özel terminolojisi vardır, sembolleri vardır ve yani bayağı şey kurarlar. Yani bunlar böyle insanların kutsala inanma eğilimi vardır insanda. İnsan ve diğer canlılardan farklı olarak kutsala inanma eğilimi var. Kutsala inanma eğilimindeki gösterdiği çaba esnasındaki hissettiği subjektif bir his vardı. O his müthiş zevk verir insana. Hiss nedeniyle bir insanı kutsallaştırırlar. Onun etrafında onu koştururken kendi hoşlarına gider ve grup bir nevi yasa dışı bir grup ya da yıkıcı bir grup halinde devam ederler. Buralara da gidebiliyor. Peki Sayın Hocam, paranoid kişilik bozukluğu ya da paranoya, bunlar adım aşama aşama mı gidiyor? Yani önce bir buna yatkınlık, sonra bunun kişilik bozukluğu haline gelmesi, sonra paranoyaya varması. Yoksa pat diye bir paranoya başlayabiliyor mu? Şöyle, paranoid kişilik herkeste az çok, yani paranoid özelliğimiz vardır. Kuşkucudur. Sorgular, hani ondan sonra anlar. Bu şeydir. Herkeste olabilen yani kişilik özelliği vardır. Bir paranoid kişilik, kuşkucu, hemen güvenmeyen, özellikle çok ihanet gören kişiler. Fakat ilginçtir. Bu kişiler ihaneti davet ederler. Kimseye güvenmedikleri için yani böyle sorgularlar, ona güvenen kişiyi bile küstürürler, kaçırtırlar, ihanet ettirirler. Yani ihanete davet ederler, ondan sonra da hain dolu bir çevrem derler. Yani onun sebebi aslında kendileri ona sebebiyet veriyorlar, farkında değiller. Bu özellikleri vardır. Bu paranoid kişiler vardır. Eleştiriye açıksalar paranoid kişiler, ama paranoid kişilik bozukluysa eleştiriye kapalıdır. Onlar ellerinde güç ellerindeyse, para ellerindeyse kendi şeylerini oluştururlar. Böyle otoriterlerini oluştururlar, sistemlerini oluştururlar. Diktatörler vardır işte bu. Mesela Hitler'de paranoid ve narsist özellikleri bir aradadır. Stalin tam bir paranoid'tir. Yani şey bile, hatta Stalin'in meşhur şeyi vardır böyle. Bir tavuğu kışın soğuk zamanlarda tavuğun bütün tüylerini yolduruyor canlı canlı. Ondan sonra tavuğu sıcak ateşe gönderiyor, kaçıyor tavuk. Dışarı soğuğa koyuyor. Tavuk üşüyor bu sefer, tekrar kaçıyor. Stalin'in yanına geliyor. Yani sıcaktan kaçıyor, ondan kaçıyor. Yani insanları korkutarak yönetirler.
Evet. Para yöneticiler. Sebepleri bunlar nedir? %30, %40 genetik dediniz. Öyle değil mi? Evet, başka tabii. Neler sebep oluyor paranoya? Onun dışında tabii yetiştirilme biçimi sebep oluyor. Çocukluk çağı travması yaşayanlar da çok oluyor. Çocukluğunda çok itilip kakılan, aşağılanan kişiler olanlarda kimseye güvenmeme başlıyor. Kendisine. Sadece kendisinden başka kimseye güvenirse ayakta kalamayacağını anlıyor. Mesela Cengiz de öyle bak. Tarihte. Çocukluğunda çok itilmiş, kakılmış, paranoyak olmuş. O paranoid onu böyle acımasız bir lider yapmış, o özellik onu. Yani çocukluk çağı travması, onun kardeşi, ailesi öldürülmüş küçük yaşta. Ama ona rağmen ayakta kalmış. Bu, yani bu demokrasi, bu paranoidleri nötrlemek için çıkmış bir rejimdir aslında. Yani her zaman bunlar çok çalışkan da oluyorlar. Çok idealist oluyorlar. Eğer yani çevrede böyle muhalefet, onun için demokrasiler de kutsaldır. Çünkü eleştiriyle bu kişiler hakikati görürler ve iyi niyetlilerse düzeltirler kendilerini. Ama eleştiren yoksa, hep övülüyorsa bu kişiler, bir ailede var diyelim, paranoid bir eş, paranoid bir baba. Burada aman olay çıkmasın diye hep eş susuyor yanına. Hı hı. Bir nöktene patlıyor. Ondan sonra mesela ne yapıyor? Eşini aşağılamaya başlıyor. En sonu kopmalar, ayrılıklar oluyor. Hı hı. Yani bu tarzda, bu böyle durumlarda ilk başta paranoid kişiye ilk başta gerekçeleriyle hayır denirse, hı hı, yani seviyorsa eşini, düzeltmeye başlar kendilerini. Anladım. Onun için paranoid kişilik ayrı, paranoid kişilik bozukluğu varsa daha zor. Onlar kafa duvara toslamadan, affedersiniz, değişmezler. Hı hı. İlk belirtilerin neler? Bedel ödemeleri gerekiyor. İlk belirtileri neler acaba? Nasıl anlaşılır böyle bir sorun? Tabii yani bunlarla paranoid kişilik özelliği olanlarda, mesela burada neye öfkeleceği belli olmayan kişilerdir. Mesela basit nedenle bile hemen mahkeme gitmekten söz ederler. Bağlılık ve sadakati çok vurgularlar. Hep güven kazanılması kaygısıyla yaşarlar. Güven, güven diye. Yani metafizik şeylere çok yatkındırlar mesela. Çok böyle. Mesela UFO'lar, MUFO'larla çok uğraşırlar. Böyle metafizik şeyler. Belli bir sınıf için de abartılı cezalar var. Bunların hepsini sallandıracaksın diye kolayca diğerler bu kişiler mesela. Başkalarının sinirini bozan ama doğru olan, ama sinirini bozar, başkalarını test eder, bağırtırır ama doğru yorumlar da yapar. Çünkü ayrıntı, hiç kimsenin göremediği ayrıntıyı görürler bu kişiler. Çok böyle sorgulayıcı oldukları için kuşkucu, kolay inanmazlar. Çok az yakın arkadaşları vardır bunların. Evet. Yani olaylar hep iyi kötü diyenin savaşı gibi görürler. Basit bir şeyden hemen olay çıkarırlar. Yani kendilerine kötü davranırsa bunu katiyen unutmazlar. Eleştiriyi zaten kaldıramazlar. Ufak bir hatadan dolayı insan silip atarlar hemen. Evet. 9 tane iyi tarafı var, bir tane şey yaptı mı silip atar. Sevdiği kişiye ne pahasına olursa olsun korurlar böyle. Yani sevdiğine bir tabi olan kişiyi çok korurlar. Mesela fanatik spor taraftarları var ya, olay çıkaranlar. Evet, evet. Onlardan paranoid kişi çoktur. Olaylar arasında da hiç kimsenin düşünmediği bağlantıları görürler. Onun için istihbaratçılarda olursa çok ipuçlarını çok güzel yakalarlar. Yani bu paranoid kişileri istihbaratta çok kimsenin göremediğini görürler. Basit bir hatayı unutmayı sadakatsiz olarak görürler. Yani o kişiyle ilgili bir sözünü, bir yaptığı iyiliği unuttuğun zaman sadakatsiz görürler. Ben mesela mizah duygular pek gelişmemiştir onlar. Pek gülmeyi de bilmezler. Gülme mizah duygular olmayan kişilerdir. Affetmeyi bilmezler mesela. Üç almayı hak gibi görürler. Evet. Her olayda savunma duygusu hareket ederler. Silah ve güvenlik işlerine çok meraklıdırlar. Böyle kişiler. Bunlarla ilgili internete girerler, şeyleri araştırırlar. Bu tarz kişiler bu nedenle şeydir. Yani onlarla ilişki kurmak için, onlarla güven ilişkisi kurmak kolay değil ama yani genellikle de tabii iyi niyetli o paranoidler oluyor bir kısmı. Yani paranoid kişilik bozukluğunun iyi kendine inanmış ama yanlışa inanmış. İyi niyetli ve açık, şeffaf, dürüst ilişkiler kurulursa paranoid kişi bir müddet sonra açık, şeffaf, dürüst ilişki kurana sevmese de saygı duyar. O zaman yani nasıl teşhis ve tedavi edildiğini anlatabilir misiniz bize? Bu kişilerin faydalı fikirleri de vardır. Bunlar yaparlar. Yani paranoid kişilerin öngörüleri vardır. Gizli gerçekleri bulurlar. Mesela diğer ilaç keşfinde vesaire bile
ilgilenirler. Yani bu kişilerle nasıl davranmak şey olursa bunlarla ilgili açık şeffaf olmak. Yani hiçbir şey onlardan yani yakın ilişki mesela eşiniz paranoyaysa şaka bile olsa yalan söylememek gerekiyor. Evet. Yalan söylediğiniz zaman bitti. Onunla şey gider. Sizi siler atar. Hı-hı. O yalan artık devamlı sizin başınıza kakar. Evet. Açık onun için şaka bile olsa yalan söylememek böyle kişilere doğal olmak gerekiyor. Yani burada kendini kanıtlama, sadakatsiz ispat etme çabalarına girerseniz daha çok kuşkulanırlar. Yani ben böyleyim. Beni değiştirmeye çalışma. Yani bu benim kişiliğim bu. Tarzını açık net tavır koyup saygı duyarlar. Hı-hı. Değiştirmekten vazgeçerler. Dürüst olmak onun için yani çok önemli. Paranoid kişilere öfkelenirseniz paranoyalar daha çok artar. İlginçtir. Hı-hı. Yani onun öfkelidirler. Öfkelikle karşılık verirseniz onun savaş alanına girersiniz ve daha çok şey onunki kadar öfkeli olamayacağınız için ilişki berbat olur. Onlara gerekçeleriyle, düşüncelerinizle de ikna edici yollarla çekip ondan sonra ben böyle düşünüyorum. Size saygı duyuyorum ama katılmıyorum deyip odayı terk edecek böyle durumlarda. Peki tedavisi nasıl yapılıyor acaba? Tabii şimdi paranoid kişilik bozukluğu olsa kişi böyle durumlarda genellikle bir hasta olarak gelmez kendisi. Eşi gelir hasta olarak bize. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Mesela kadınlar da kıskançlık paranoyası daha çok. Erkeklerde de daha çok böyle büyüklük paranoyası daha çok oluyor. Hı-hı. Bu tarz da geldiği zaman yani sen eşinizle görmek istiyoruz deyince o gelmez ki diyor mesela eşler. Biz diyoruz ki ya gelip gelmemek onun bir sorumluluğu. Siz onu davet edip etmemek sizin sorumluluğu. Sizin sorumluluğu yapın. Biz mesela bazı testler veriyoruz eşe böyle durumlarda. Hı-hı. Eş o testleri aldığı zaman okuyor. O testi yapmak bile farkındalık oluşturuyor onda. Diyor ki ya burada böyle bir soru var bak ben bunu hiç düşünmemiştim diyor. Böyle yapıyor kafasında soru uyanıyor. Öyle olunca değişim başlıyor o kişide. Onun için bir diyalog şey yapıyor. Yani bu tarz kişilerle açık şeffaf dürüst diyalog kurmayı aile içeren sevgi ve iyi niyet varsa çözüm bulunuyor. Yakın paranoid eşlerle yani paranoid eşler de eşini severse de ona kendini de feda eder o tarzda. Yani o şeyleri de yani o nedenle faydalı fikirleri faydalı tutumları da oluyor. Evet. Yani böyle keşfedici düşünceler de ortaya çıkarabiliyorlar bu tarz kişiler. Parlak fikirleri de ortaya çıkarıyorlar. Hani safsatalara, kompletörlere kolay inanıyorlar ama bu özellikler onun için fırsata da dönüşebiliyor. Bu nedenle onlarla açık, şeffaf, dürüst ilişki yakın işleri. Ama kişi adı mesela kıskançlık paranoyası haline geldiyse ki ben öyle bir kıskançlık paranoyası olan bir erkek biliyorum şeydi. Gece 2:30'da eşini uyandırıyor. Uyandırmadan önce gidiyor koltuğu sandalye yavaş yanına çekiyor. Uykuda seyrediyor onu. Uykuda güldüğü zaman hemen uyandırıyor. Kim görüyordun rüyanda diyor. Oo. Yani düşün yani onun kendini aldattığını düşünüyor. Yakalamak için onu. Yani kimi rüyasındaki o uyku sersemliğinde filanca gördüm dese tamam diyecek. Bak kanıt buldum diyecek. Bu tedavi edilebiliyor mu acaba? Ediliyor. Kıskançlık paranoyası beyinde dopamin geni var. Dopamini düzenleyen gen var. O gen aşırı çalışıyor bu kişilerde. Dopamin karşıtı ilaçlar var. Onu verdiğin zaman şüpheciliği azalıyor. Hatta bazen öyle vakalar biliyorum ki ya eşim melek gibi oldu diyor böyle. Yani devamlı sorguluyor, yediğine, içtiğine, giydiğine bakan, perdeleri iğneleyen, çiçeklerin yerini değiştiren, eve geldiği zaman sabunun üzerinde kıl var mı diye kontrol eden adamın düzeldiğini görüyoruz. Çok ilginç. Ama tedavi kabul ederse çok kolay ederse. Etmesi bazen yatırmak gerekiyor. Zorunlu yatış. Ondan sonra da düzeliyor. Genetik bir yatkınlık varsa uzun süre ilaç kullanması gerekiyor. Dopamin geni bozukluğu varsa çünkü stres altında beyinleri hatalı gen aktif hale geçiyor. Hatalı protein üretiyor beyin. Hatalı proteini beyindeki serotonin dopamin dengesini bozuyor. O da kuşkuculuğu yaşıyor. İlaç verince geçiyor. Yani onun için yani tedaviye ikna etmek bu tabii tedavi uyumunu sağlamak yani tedaviye ikna etmek zor bu kişilerde. İkna edilirse de tedavide sonuç alma ihtimali de yüksek. Yani hiç tedavi olmaz düzelmez demeyelim yani.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Size katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. İyi günler diliyoruz. İyi çalışmalar, rica ederim. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.